Zeytinlik'te yapılan hizmetler. Son iki yıldır Zeytinlik'te çok ciddi yatırımlarımız devam etmektedir. Zeytinlik Köy Meydanı yeniden düzenlenmiş, Zeytinlik Muhtarlığı yeniden düzenlenmiş, Zeytinlik Köyü'ne bir kahvehane kazandırıldı tarafımızdan. Aynı zamanda köyde eski bir Osmanlı evi satın alınarak Zeytinlik Köy Evi meydana getirdik. Bu da festivalde gelen misafirlerin ve kentimizi ziyaret eden turistlerin köye uğradıkları zaman karşılaşabilecekleri çok önemli bir olaydır diye düşünüyorum. Yani hem kahvehane, hem muhtarlık binası, hem de bir köy evi Zeytinlik Köy Merkezi'nin düzenlenmesiyle birlikte köy halkına kazandırılmış oldu. Kaldırım çalışmaları. Biz göreve geldikten sonra Girne merkez ile, yani turistik bir kent olan Girne'de ve öğrenci kenti olan bir Girne'de kaldırım olmamasının çok büyük bir eksiklik olarak tespit ettik ve bütün köylerimizi bir program dahilinde merkeze kaldırımlarla bağlama hedefi koyduk. Zeytinlik Köyü'nü örnek verecek olursam, Zeytinlik Köyü hem doğudan Naci Talat Caddesi'ne, hem batıdan Şip Oteli'nin olduğu noktadan Karaoğlanoğlu Caddesi'ne kaldırımlarla bağlanmış bulunmaktadır. Ve şu anda köy merkezinden, Zeytinlik Köy Merkezi'nden çıkan birisi çok emniyetli bir şekilde Girne merkeze kaldırımlarla gelebilmektedir. Yani kaldırımlar bizim için önemlidir dedik ama kaldırımlarla ilgili de bu 3 yılda gerçekten çok önemli adımlar attık. Çok yaklaşık Aralık ayı itibarıyla 7 kilometre ama bugün için artık 8-9 kilometreye çıkmış bir kaldırım ağını oluşturmuş bulunuyoruz. Köyün girişinde eski ilkokul binası olarak adlandırılan ve şu anda özel bir lokanta olarak kullanılan binanın ön cephesinden itibaren de o bütün yol boyu parke taşlarıyla kaplanarak köy meydanına bağlanmış bulundu. Uluslararası Zeytin Festivali. Uluslararası Zeytin Festivali gerçekten bizim dönemimizde uluslararası bir anlam kazandı ve dünya standartlarında bir kültür sanat festivali olma yolunda ilerlemiştir. Evet, bu işin bir tarımsal boyutu var, zeytin ağacının sahiplenme boyutu var, zeytine verilen önem var. Ama kültür sanat anlamında da çıtayı çok yukarı çekmiş bulunuyoruz. Düşünün ki zeytin konulu karikatür yarışmasına en son yaptığımız yarışmada konumuz zeytin idi. Ve 71 ülkeden 900'ü aşkın eser geldi ve jürimizde de Türk jüri üyeleri yanında uluslararası jüri üyeleri bulunmaktadır. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen, en son İran'dan da gelen bir arkadaşımız vardı. Fransa'dan gelen arkadaşlarımızla da Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin boyutu da karikatür yarışmasıyla en üst noktaya gelmiş bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir kentte, bir ülkede, Girne gibi bir kentte 71 ülkede ülke sanatçısının 900'ü aşkın eserle katılmış olması da bu festivale dünya basınının, dünya karikatür sanatçılarının verdiği önemi göstermektedir.